Yaşamak bir ağaç gibi. Tek bir yurt. Ve bir orman gibi kasvetlisine. Bu hasret bizim. Arazi barışmak için engel yok. Sokak Konuşuyor programından herkese merhabalar efendim. Bugünlerde miyiz? Engelsiz kafedeyiz. Engellerin rafa kaldırıldığı yerdeyiz. Çok güzel bir yer burası. Bir programımız daha burada yapmıştık. Bugün neden buradayız diye merak ediyorsanız, biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşıyor. Biz de onun için buradaki arkadaşlarımızla buluşmaya geldik. Davet ettiler bizi. Biz de davete icabet etmek gerekir dedik ve geldik. Çok güzel şeyler konuşacağız burada. Sizden bizden beklentilerini dile getireceğiz. Sohbet edeceğiz. O zaman Sokak Konuşuyor'un en özel bölümü başlasın. Ece ile beraber geldik bu güzel havada salıncağın keyfini çıkartmaya. Merhaba Ececiğim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Çok mutluyum. Çok mutluymuş Ece. Ne kadar, ben de çok mutlu oldum. Ece ile biz bugün yeni tanıştık aslında. Yeni arkadaş olduk değil mi? Evet. Beni sevdin mi Ece? Seni? Beni sevdin mi? Sevdim. Ben de seni çok sevdim. Ece o kadar güzel ki eteğiyle, saçlarıyla muhteşem bir... Yusuf yaptı. Evet, çok güzel. Sağlıkla kullan Ececiğim. Neler yapıyorsun? Buraya hep geliyor musun Ece? Geliyorum. Geliyorsun. Neler yapıyorsun burada? Dit dit becerisinde tam dit dit. Evet. Burası çok güzel bir yer. Güzel. Arkadaşların var mı Ececiğim? Vardı. Şurada. Evet, orada arkadaşın. Aynen. Çok güzel. Başka neler yapıyorsun Ececiğim? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Ben işim. Otu bitti. Evet. Havaları nasıl değerlendiriyorsun Ece? Oh, çok şükür, çok sıcak, çok güzel değil mi? Sıcak. Evet. Ececiğim, kardeşin var mı? Var. Senden küçük mü, büyük mü? Evet. Küçük. Küçük. Ablasın o zaman sen. Buse. Buse. Ne kadar güzel. İkinizin ismi de çok güzel. Sıla. 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 Peki arkadaşların var mı burada Ececiğim? İsimlerini söyler misin? Emre. Evet. Sado. Evet. Deniz. Evet. Başta. Özlem öğretmen. Oo, ne kadar güzel. Ondan sonra. Şu vardı. Evet, o arkadaşım vardı. Oh, ne kadar güzel. Peki şarkı söyler misin? Çok seviyorum. Bize bir tane şarkı söylesene. Aa, uzunluğu şarkısı biliyorum. Evet, hadi söyle bakalım. Daha sonrası bağlıyorum bana duma. Ara beyin nali. Bana böyle tibe sanıyorum bana. Adırı dedeye sanın abi. Başka şarkıcıları tanıyor musun? Yoruldu seviyorum. Evet, söyle. Everish biliyorum. Evet. Yakından hiç konuşmayalım. Böyle konuşalım. Sesimizi alıyor. Evet, başka neleri seviyorsun? Top, basketbol. Top ve basketbol oynamayı seviyorsun. Yüzmeyi seviyor musun Ececiğim? Denizde yüzüyor musun? Yüzdüm. Bak ne kadar güzel karşımızda. Çok güzel bir deniz manzarası var. Göstereyim mi? Evet, insanın içi açılıyor. Göstereyim. Evet, bakın göstersin bize Ece. Oh, şuradan bakalım. Böyle. Ececiğim hadi gel, kollarımızı açalım. Gel yanıma. Kollarımızı açalım. Şöyle. Nefes alalım. Abi de. Geliyor abi de. Şimdi de Mustafa ile beraberiz. Ben kendisini çok tanıdım. Çok da sevdim. Merhaba Mustafa'cığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun burada Mustafa? Biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii ki. Kendinden bahsetmeyi çok seviyorum normalde. Kendinden bahsetmeyi çok seviyormuş Mustafa. Biz de dinlemeyi çok seviyoruz, evet. Ben bu
Her zaman geldin de çarşamba günleri. Evet. Ve cuma günleri de burada da normalde. Hı hı. Burada hayat çok iyi. Hayatı biliyorsunuz değil mi? Evet. Hayatın yukarısı var, aşağısı var, inişi var, çıkışı var. İnsanlar çok güzel. Ama arada davranışları başka türlü izahatı. İki yüz olabilirler, sadece olabilirler. Ben de insanımızı anlamaya çalışıyorum. Mustafa ne kadar güzel bir şey söyledi, duydunuz mu? İnsanlığın inişi var, hayatın çıkışı var, inişi var dedi. Çok evet. Doğru bir şey söyledin. Belki birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Biliyoruz da belki sadece dilde söylüyoruz. Ama Mustafa bunu gerçekten ifade etti. Bu hepimize ders olsun. Mustafa'cığım buraya belirli günlerde geliyorsun. Arkadaşların var mı? Normalde burada çok arkadaşım var. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok sever. Evet. Demin söylediğim gibi. İnsanın inişi var. Evet. Çıkışı var. Evet. Ama insanımızı bilmemiz lazım değil mi? Kesinlikle öyle Mustafa'cığım. Çok güzel konuştun. Programın en güzel konuşanı olarak seni seçiyorum. Teşekkür ederim. Neler yapmayı seversin Mustafa'cığım? Sosyal aktivitelerin var mı? Benim sosyal aktivitelerim var ama çok diyebilirim. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel Mustafa. En son hangi kitabı okudun? Ne söylersin izleyicilerimize? Hangi kitabı okumalarını istersin? İnsanlığımızın anlama ve insanlığın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Evet, aynen öyle. Aynen öyle Mustafa. Biz uzun zamandır Türk'üz. Türk milleti olduğumuz için de Türk'lüğümüzü kuruyoruz. Helal olsun sana. Biz Türk'lüğümüzle, insanlığımızla yetiniriz. Birlik beraber gidiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi. Engaz Andara Murat Başlı Belediyesi. Sayın Ümit Üzer Başkanımız. Güzel engaz kapımızı açmış. Bize böyle vermiş. Çocuklar eğlensin, büyüsün, oynasın diye. Çocuklar da bunu yapıyorlar. Hayatına her şeyi katıyorlar. Nekli olsun, zemin olsun, büyük delik olsun. Parmakları kenetlemeyi çok istiyorlar. Onlar bir sevgi meleği. Sevgi meleği olduğu için de sevgi akadandır onlar. Çok değerli değil mi sevgi? Sevgi çok değerli. Sevmek, şükretmek, olduğu gibi kabullenmek. Herkesi. Evet. Değil mi? Herkesi olduğu gibi kabullenmek ve olabildiğini düşünmek. Aynen öyle. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Kısaca kendinizden bahsedin. Bizler sizi tanıyoruz ama ekrandaki izleyicilerimiz de tanısın. Teşekkür ederim. Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemal Etkin Çakar ben. Görme engelliyim. Uzun yıllardan beri de Görme Engelliler Derneği'nde işte yönetici olarak çalışmakta ve işte engelliler bazında elimizden gelen yardımları ve destekleri yapmak için çalışmalar yapmaktayız. Burada herhalde dünya 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bulunmaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Günü sadece engellilere çok az bir gün olarak tanımlanmakta. Aslında bizi yılda iki kere değil, her gün biz Engelliler Günü yaşamaktayız. Çünkü biz sokağa çıktığımızda her gün, her dakika, her saniye her türlü engelle karşılaşmaktayız. Örneğin engelli yollarımız var. Engelli yollarımız önünde her şey engel. Esnafın koyduğu bütün ürünler dükkanların önünde engel. Araçlar bankaların önlerinde, esnafların önlerinde engel. Duyarsızlık var değil mi? Duyarsızlık derken örnek söyleyeyim. Bizim elimizde
engelleri bulmak için kullandığımız beyaz bastonumuz var. Daha vatandaş bizi bastonumuzla beraber engelli olduğumuzu anlamıyor, farkında değil. Yani bir kere farkındalık yok. Bir kere engellilere elinde bastonu varken yardımcı ve destek olanı istemiyoruz biz. Bizim önümüze bastonumuzla fark edebileceğimiz engellileri koymasınlar, bize yeter. Biz zaten otobüsümüze biniyoruz, yolumuzda yürüyoruz. Ancak bizim önümüzdeki engelleri koyan insanların bizi fark etmemelerinden çok büyük rahatsızız. Örneğin trafik lambalarında şimdi ses koymuşturduk. Sesler ötüyordu. Çoğu sinyal lambaları şimdi ötmüyor. Bir haber aldık, duyduk ki efendim esnaf sinyal lambalarının sesinden rahatsızmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz otobüsün sesinden rahatsız oluyor muyuz? Tramvayın sesinden rahatsız oluyor muyuz? Geçen uçağın sesinden rahatsız oluyor muyuz? Yani güzel bir noktaya bastın. Bizim burada trafik lambalarından rahatsız olan halktan, yani rahatsız olmalarından son derece biz rahatsızız. Biz şimdi karşıdan karşıya geçerken, örnek söylüyorum, sesten rahatsız oluyoruz. Hangi sesten? Gürültüden. Şimdi orada yanan kırmızı lambanın biz sesli sistemde kullandığımız zaman biz onun sesine göre hareket ediyoruz. Neymiş efendim? Vatandaş rahatsız oluyormuş, sesleri kesilmiş. Son derece engel değil mi şimdi bize bu? Otobüslerdeki sessiz sinyallerden bahsedelim. Şu anda sessiz sinyallerimiz çalışmıyor. 1995 yılından beri uğraştık. Bu sessiz sinyalleri otobüslere monte ettirdik. Ama maalesef şu anda kullanamıyoruz. Yani sessiz sinyallerimiz hala devreye girmiş değil Antalya'da. Biz bu konuda bir an evvel bu sessiz sinyalin devreye girmesini ve bu sessiz sinyalin bir an evvel çalışmasını istiyoruz. Sadece Antalya'da yaşayan görme engelleri olarak değil, dünyanın kenti, başkenti burası, turizm kenti. Dünyadan insanlar görme engelliler buraya geliyor. Örneğin herhangi bir iş merkezinin önünden geçerken adam alışveriş yapacak, arabasını park etmiş. Şimdi biz kaldırımdan geçemiyoruz. Araç var. Yoldan geçemiyoruz. Araç var. Bunun örnekleri de var Antalya'da. Mesela biz iki tane şehit verdik Antalya'da. Tedeş Kavşağı'nda ve Suçlular Kavşağı'nda. Henüz daha buralara ne üst geçit, ne trafik lambası, ne alt geçit yaptıramadık. Karşıdan karşıya geçerken bırakın engellileri, normal insanlar da aynı şeyi tehlike altındalar. Yöneticilerden destek istiyoruz, yardım istiyoruz. Bunları bir an evvel devreye geçirmelerini, görme engellilerin ve mutlaka ve mutlaka esnafların denetlenmesini, yani önlerine koydukları malzemelerin engelliler tarafından yani engellenmeden geçilmesini, trafik ışıklarının mutlaka sesli sinyal olmasını, otobüsteki sesli sinyal sisteminin çalışmasını, şu anda hala daha bazı bölgelerimizde şu kullanmış olduğumuz bastonun yollarının olmadığını. Şu anda mesela ben örnek bir yer söylersem, döşeme altında görme engelli vatandaşlarımız yaşayamıyor. Markete gidemiyor, pazara gidemiyor. Şu anda orada altyapı yok. Yani şu görmüş olduğunuz görme engelliler yolları yok. Defalarca başvuru yapmamıza rağmen görme engellilerin pazara gitmesini, markete gitmesini bir türlü orada yaptırtamadık. Şu anda insanlar evde hapis. Sokağa çıkıp gezemiyorlar. Çünkü görme engellilere ait yolumuz yok. Düşüncesizlik yapıyorlar, kendileri için önemli olmayan bir şey ya da gözlerine görünmüyor fakat engel koyuyorlar, engel oluşturuyorlar sizler için de. Şimdi bu altyapı olmadığı için yol yok. Henüz daha yani yol yapılamadı, baston kullanımı yok. Yani evden çıkan görme engelli arkadaşımız bakkala gidip bir ekmek alamıyor. Hayatı kısıtlanmış yani oluyor. Yok. Rica ediyorum sadece ve sadece hastaneye, pazara ve markete gidilecek döşeme altı mevkisinde yolların yapılmasını rica ediyorum. Çünkü defalarca oralara gittiğimde engelleri evden çıkartamıyoruz. Evet, biz her yerdeyiz. Şimdi beraber arkadaşımla beraber ne yapacağız? Market alışverişi yapacağız. İsterseniz hep beraber bir girelim. Hadi girelim. Sepetimizi de alalım. Girelim. Hadi gel, sen sür sepetini. Hadi.
en çok sevdiğin meyve hangisi? Avokado. Ay, Antalya'da da çok güzel yetişir, değil mi avokado? O da hurma. Çok sağlıklı şeyler seviyorsun. Ağzının yiyorum. Tadını biliyorsun. Yiyorsun, değil mi? Aynen. Ah, afiyet olsun. Şifa olsun. Çileklerimiz var. Neler alalım? Hadi bir portakal koy sepetine. Evet, hadi gidelim, gel. Başka? Evet, Emre de benden ayrılmıyor. Biz birbirimizi çok sevdik. Emre, burada da sebzeler var. Biliyor musun bu sebzeleri? Bu ne? Bu soğan. Soğan da, bir soğan da attık. Akşama yemek yapacağız. Değil mi annesi? Aynen. Aa, şöyle. Bir de arpacık soğan aldık. Aynen. Muhteşem. Hadi Emre, ilerleyelim. Emre'cim, domates var, biber var. Bak, hemen burada. Gel gel. Sağ tarafımızda hemen gel. Burada. Bak, biberimiz var. Gel. Arkamızda. Evet. Bak, evet, o bizi çekiyor. Serhat abi bizi çekiyor. Ne var? Biber var. Ama bu biberi poşete koymamız lazım. Kırmızı biber. Evet, etkinlikler de kaldığı yerden devam ediyor. Şu an arkadaşlarımla beraber ritim tutacağız. O kadar güzel, eğlenceli vakitler geçireceğiz ki burada bu güzel günün keyfini çıkartacağız. Değil mi? Sallayalım. Kafedeydik bildiğiniz gibi. Engellerin rafa kaldırıldığı yerdeydik. Neymiş? Sağlık, bereket, mutluluk, sevgi, huzur, dostluk, saygı, sabır, affetmek, paylaşmak, hoşgörü, olduğu gibi kabullenmek ve en önemlisi her şeye şükretmek diyorum. Bunlar çok güzel insani değerler. Çok güzel insanlarla konuştuk. Şimdiden 3 Aralık Engelliler Günümüz kutlu olsun efendim. Bir diğer programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.